Enkazlarla ilgili devam edeceğiz aslında. Kahramanmaraş depremin vurduğu artık 11 şehir olarak adlandırıyoruz. Elazığ'da depremde, afette zarar gören illerden biri. 11 il depremde etkilendi. Adeta enkaza döndü diyebiliriz Kahramanmaraş ve binlerce bina yıkıldı. Can kayıplarının yaşanmasıyla birlikte akıllara İhmal var mı sorusu geldi. Uzman ekipler savcılık eşliğinde deprem bölgelerindeki enkazlardan örnek almaya başladı. Peki bu işlem nasıl yapılıyor? CNN Türk muhabiri Samet Güner ve kameraman Yasin Kamaloğlu karot testi olarak bilinen işlemi yerinde inceledi. Yaşanan o büyük depremin ardından çok fazla yıkım yaşandı. 10 tane ilde, biz Adıyaman'dayız. Adıyaman'da da yıkılan binaların enkaza dönen binalardan gördüğünüz gibi savcılık ekipleri burada işçilerle birlikte örnekler alıyorlar. O örnekler nasıl alınıyor? Karot sistemiyle alınıyor. Görmüş olduğunuz cihazla buradaki bir blok var, beton blok. O bloğun içinden örnek alınıyor. Hemen üst tarafından bir 30 santim üstünden bir örnek alınmış. Şimdi 30 santim altından da bir örnek alınıyor. O örnekler bu noktadan farklı farklı enkazlardan hemen hemen hepsinden alınacak. O örnekler incelenecek savcılık tarafından. Daha sonra bu binaların neden yıkıldığı, bu apartmanların, sitelerin neden yıkıldığı tespit edilecek. Bununla ilgili çok sayıda savcı görevlendirilmişti deprem bölgelerinde. Adıyaman'da da bu görevlendirmelerde öncelik tabii ki buradaki canların kurtarılmasıydı. Ekipler de şimdi çalışmalarına başladılar. Karot örnekleri alıyorlar. Hemen şöyle etrafı da gösterelim. Adıyaman'da burası. Baktığımızda muhtemel ki iki ayrı bina yıkılmış bu noktada. İki ayrı binanın enkazından da örnekler alınıyor. O örnekler incelenecek. Sağlama yapılabilmesi için, yani sağlıklı sonuçlar alınabilmesi için buradaki apartmanların neden yıkıldığına tekrar göstermek istiyorum. Önce ekipler, detayda görünüyor mu emin değilim, bir mavi kalemle işaretlemeler yapmışlar. Muhtemel ki o işaretlemeler hemen şurada da görülüyor. Demirlerin, yani donatıların üstünden ne kadar olduğu, nerede olduğu anlaşılıyor. Ardından işaretlediği yerlerden karot örnekleri, yani bu betonun sağlamlığını gösterecek yaklaşık 20 santim uzunluğunda ve makine çapı genişliğinde örnek alınıyor. Daha sonra onlar inceleniyor, basınç testine sokuluyor. Buradaki binaların neden yıkıldığı tespit ediliyor. Savcılık tarafından yapılıyor bu çalışmalar. Her noktada yapılacak. Tabii çalışmalar yapılırken ekipler de eşlik ediyor. Askerler de bu çalışmalarda savcılık çalışmalarına eşlik ediyorlar. Polis ekipleri savcılık çalışmalarına yapılan çalışmalarda eşlik ediyorlar. Titizlikle yapılıyor bu çalışmalar. Sonuçları ilerleyen günlerde hep beraber göreceğiz. Çok büyük depremler. 7.7, 7.6, 9 saatlik arayla Kahramanmaraş merkeziydi. Adıyaman'ı da etkiledi. Şimdi buradaki binaların neden yıkıldığı incelenecek ve gerekli işlemler savcılık tarafından, savcılar tarafından yapılacak.